Selamlar efendim. Bir tane daha. Yayıncı değil, izleyici video kaydına hoş geldiniz. Çünkü kendim çok haz etmediğimden dolayı yansıtmadığım bir arkadaştı ama üzerinden farklı bir konuya değinebileceğimi düşündüm. Premium tanklara aşırı bulaşmamaya çalışıyorum. Çünkü oyunu çok dengesizleştirebilen, adaleti biraz bozabilen nitelikleri var. Borask da bunların en başında, birçok kişi içinde en iyi premium tank olarak öne çıkanların içinde yer alıyor. Burada madenler haritasındayız. Bapa ile birlikteyiz Vepro'dan. Kendisi Borask ile seviye 10 tanklarında bulunduğu bir oyuna düştüm. Üst tarafa doğru çıkıp bundan sonra üzerine doğru gelenler gelmeyenler onlara ne yapabileceğini göstereceğim. Çıkıştayken tabi burada yanındaki tankı kullanarak birazcık daha ilerledi ama gene de bir tane mermi yemekten kurtulamadı. Kızıp çok gereksiz bir şekilde yanındaki projekte onu kapattı diye bir tane attı. Merminizin kısıtlı olduğunu unutmayın Borask gibi tanklarda. Böyle şeyleri yapmamak lazım. Mantaliteyi değiştirmezseniz benim gibi Selçuk'la birlikte nasıl oluyorum, deliriyorum. Öyle delirirsiniz. Şimdi Borask enteresan bir an değil mi? Yani iki tane mermisi var. İşte 30 saniyede yüklüyor bunları. Altın mermi kullanmazsanız kolay kolay delmiyor. Mermilerini atmasıyla alakalı ciddi sıkıntılar oluşabiliyor. Canı düşük. Yani gizlenmesi var. Arada hafif tankçılık yapılabiliyor. Tam orta tank gibi kullanmıyor. Yani ne AMX ne Behçet gibi. Vesaire vesaire birçok detayı var. Şimdi premium tankların çok iyi olup olmaması genel geçer belirli niteliklere belki bağlı olsa da oyunculuk da burada çok ama çok fazla devreye giriyor. Borask da buradaki o hani butik kısımlardan birine kendisini sokuyor. Borask oyun dinamiklerine hakim olmayanları inanılmaz üzecek kendine has niteliklere, kullanım kabiliyetine sahip bir ortamsı tank. Bunu neden söylüyorum? Bir Projecto 46'dayken şarjörünüzü doldurmamanız derdi daha düşük. Bir Skoda T56'dayken nereden çıkıp vurduğunuzun çok fazla bir önemi yok. Yakın mesafeden 440-440 vurabiliyorsunuz. Ya da bir Su-130'la uzaktan yardırırken, bir Vipera ile kafa gösterip hiç utanmadan aynı noktada hunharca durabilirken, Borask'la bunların hiçbirini yapamamanıza rağmen, yanlış pozisyonda yakalandığınız anda eriyip gitmenize rağmen, neden bu tankın en iyi premium tanklardan biri olduğunu görmek için burada kendi oyunculuğunuza ve bu tankı nasıl sömürebileceğinize bakmanız gerekiyor. Şimdi orta kısımda bakın uzak mesafeli atışlarını nasıl yaptığını görüyorsunuz bakalım. Borask'ın zaten en büyük sıkıntılarından bir tanesi o mermileri arasındaki atış süresi kısa olsa da hem uzak isabetini hem de o süre içerisinde tekrar nişan alma kabiliyetini düşük olması. Leopara ikinci atışını yapmaya çalışırken mesela hızlı mermi gözükmesine rağmen arkaya gitmesi. Burada çoğu zaman ona dikkat edeceksiniz. İki mermisi olmasına rağmen yani genelde birini ancak sokabilip duruyor. Ben de bu konudan muzdaribim. Borask benim de rahat oynayabildiğim premium tanklardan bir tanesi değil. Her zaman ve her yerde Projecto 46'yı kendime tercih ederim. Ve genel geçer insanlar için de yani genel oyuncu kitlesi için de bu şekilde. Bazı tanklar bir önceki T100 videomda olduğu gibi kullanılmak için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Leopard buna örnek verilebilir, T100 LT verilebilir, Borask hayli hayli verilebilir. Ama bazıları ise elini sallasan 50'si kardeşim tarzında kullanılırken gene çok iyi olmayı sürdürebiliyor. 268-4, T95 gibi TD'ler, ESC'diler bunlara örnek verilebilir. Bu yüzden bu aleti kafanızda coştururken insanların yaptıklarına değil sizin bu aletle neler yapabileceğiniz olarak aslında net girebileceğinizi düşündüğünüz bu atış işte Cobra'nın üzerinden uçup gidiyor ve ben oyunun başındayken donanımlarına çok fazla odaklanmadım. Burada tahvilli düşey dengeleyicisi var, Kayra iyileştirilmiş nişanı var. Her şeyi maksimumda kullanmaya çalışan bir donanım listesi, mürettebatı ve mermileri var aslında. Ama bakın burada ya üste atsaydı ya alta atsaydı delecekti. İki atışını birden kaçırıyor. Bu tamamen tabii oyunculukla alakalı. O anki paniklemenizle alakalı, ne yapabilirim ne yapamamla ilgili. O mermilerimi hızlı boşaltırken canımı kaybetmeyeyim duygusuyla kendinizi garip pozisyonlara sokabiliyorsunuz. Çünkü Borask'ın iki tane mermisini attığında
böyle 600-700 hasar verebilme potansiyeli ve mermileri arasındaki hızın da düşük olması. Yani 2 saniye içerisinde bu 700 hasarı verebilmek size iyice hemen vurmalıyım ve kaçmalıyım duygusunu entegre ediyor. Bu yüzden de kendinizi ya gereksiz agresif bir pozisyona sokuyorsunuz ya da fazla korunaklı oynuyorsunuz. Bunda çok böyle normal bir oynanış olmuyor. O iki mermi çok kafanızda dünyalar değiştiriyor. Bakalım M103'den çıkarttığımız hataları öğrendik mi? Birisi bence sıkıntılı bir yere gidiyor. İkincisi doğru bir yere gidiyor. Üst zırhından yandan sekebilirdi. Bu arada durum 4'e 8 duruma geldi. Ortada projektör, altta KV4. Biraz böyle durumu kontrol eder gibi duruyor. Can avantajı burada BAPA'nın ekibinde. Ama yani devamını getirme işte burada Boras gibi aletlere kalıyor. Üst taraftan yandan yakalayabilirse güzel dış gelecek. İkini soktu. Yandan da belki su 130 falan hemen duruyor. Mantıklı olan da bu. Arkadan da Kobra sürprizi yapıştırıyor. Bence H mermiye göre gayet düşük 7. 500'lere rahatlıkla çıkabilirdi. Aynen şu an projektörün yediği gibi. Ve projektör ama ikincisinde şansını kullanıyor ve mermiyi yan zırhına sektirmiş oluyor. Ta oralarda artık inmiş olduğunu biliyoruz Kobra'nın. Borask için bulunan pozisyon şu an uygun. Bütün haritaya hakim bir nokta. Ama tepeyi ele geçirmek her zaman oyunu ele geçirmek ve oyunu bitirmek değil. Doğru kanada bazen inmeniz, akmanız gerektiğinde burada geç kalırsanız büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Papa da buradan yan tarafa doğru gidip yak pantere basmaya çalışan IS-3 ile T-103'e doğru bakıyor. Bu kısımdan belli bir noktaya kadar atış gözükebilse de çok fazla devamı gelmiyor. Ve bakın ne kadar kötü gittiğini gördünüz mü? İyice bekleyip atmak gerekiyor. Burada acele etmenizine hiç gerek yoktu. Ama işte o vuracakmış gibi görüntüsü normalde yeterli gibi geliyordu. Ama değil. Türkiye'den oynuyoruz, lag var. Tankın nişanıyla sonucu nişangahı aynı değil. Tank sağa sola atmayı seviyor. Aynı gene bu leoparlarda, grillerde olduğu gibi. Yani Alman nişanı var bir nevi. Tam nişan alana kadar o istediğiniz noktaya gitmiyor. Sovyet böyle hissiyatına kapılmamak gerekiyor. Burada IS-3 dedim. IS-2'ymiş o tank. Durum 7'ye 10 ve artık en ön safta sadece kendisi kaldı. Yani arkadan gelebilecek tanklar olabilir ya da sağ taraftan kendini gösterecekler olabilir. Yani 4800'e geldik. 15 mermi var. Yalnız bunlardan 4'ü HE. Yani baktığınız zaman aslında çok fazla burada hasar çıkartabilecek bir durumu kalmadı. Potansiyel 6000 hasarı var. Tabii ki yani 11000 hasara kadar gelebilir de bunların hepsinin delmeyeceğini düşündüğümüzde mermi sayısı sıkıntılı. Borask bu konuda da sizi muzdarip bırakıyor. Ne olduğunu anlamanıza yani vakit geçene kadar o mermileri hızlıca bitirebiliyorsunuz. Projetto'nun burada onu fark etmemesi enteresan ve reload'ta olması burada dezavantaj olsa da Projetto'nun yavaş hareketleri sayesinde burada faydalanabiliyor onun böyle hızsızlığından ve etkisizliğinden ama bir atışını riskli bir şekilde yapıp ikinciyi arkadan sokmayı tercih edip buradaki işi bitiriyor ama Projetto'nun gelmiş olması da bir başkalarına gelebileceğinin göstergesi. Sağ tarafa şu an bakılabilecek pek durum yok. T-103'ten kaçış olacak mı? Evet, güzel bir şekilde kaçış ama şimdi şöyle bir şey var. Projetto alçak bir tank. T-103 de yüksek bir tank. Siz burada gizlendiğinizi düşünebilirsiniz ama o T-103 kuleyle gövde arasındaki boşluktan size yapıştırabilir. Bu yüzden asla tam olarak güvenli bir şekilde durduğunuzdan emin olmayın. Özellikle düşman tankı size böyle net nişan alıyorsa derken FV. Büyük şans ve şanssızlık FV için. FV'nin zaten anlık atışını yapması, öyle bir anda çevir at yapması çok düşük bir ihtimal ama çok kötü isabeti olduğu için aşırı da şaşırmıyorum. Gene de iyi kurtardı kendisini. İki mermisini sokmayı başardı. Diyeceğim o ki eğer birisi size sabit nişan alıyorsa ve ben kesin burada siper arkasındayım diyorsanız oradan biraz şüphe edin. Durum tam sandığınız gibi olmayabilir. Su 130 alt taraftan geliyor ama sağ taraftan da FV bakıyor olabilir. Burada ikisi de riskli hareketler. Nereden çıkarsan çık. FV'nin ileride mi geride mi bir bakmak lazım. Ve tek şarjörde alabileceği canda da değil. Ona da dikkat etmek lazım. Su 130 da orada. Neyse ki KV4 arkadan geldiği için burada yakınlık mesafesi proxy spotu veriyor ve burada tespit ediyor. Şimdi FV'nin canı evet iki mermide gidebilir ama gitmeyebilir. Bu risk alınacak bir risk değil. Eski dinamikler olsa yanına atsa zaten böyle mermiyi FV iş biterdi. Ama şu an
zaten tam net bir atış çıkması lazım. Burada avantajlı durumda. Tabii açılar acaba gelir mi gelmez mi göstermek için iyi. Ve aynı zamanda sağ taraftan burada su 130'lara falan da eğilebilmesini sağlayacak. Aslında biraz daha erken olsa oradaki o işi bitirecekti derken FV'nin aşağı indiğini görüyoruz. KV4 çok şanslı. Ölmüyor. Ama bu atış sonrasında bence geç kalıyoruz. Borask'ta bu ikilemde kalmak doğru değil. Arka tarafta bir yerde Kobra'dan yediği belli bu adam. Yani ve üzerine gitmesi lazım FV'nin. Ben olsaydım daha hızlı hareket ederdim ama FV de burada arkadan geleceğini düşünmüş olmalı ki dümdüz devam ediyor. Çok şanslı bir ilk atış ve artık yüklemişti. Gene RNG burada BAPA'dan yana üst üste girmeyen mermilerden sonra en sonunda o garip atış giriyor ve üzerine de ikinci atarak olayı tamamlayıveriyor. Arka tarafta ST şıpıdık var bir tane. O geliyor ama onu da alan Ferdinand oluyor. Gene su 130'unda işini bitiren. Şimdi gördüğünüz üzere bu tank paniklemenize izin verecek bir tank değil. Panik anında ateş yapmak istiyorsanız, ateş etmek istiyorsanız Sovyetlerde takılacaksınız. Onlar da böyle panik anlarında çok güzel bir şekilde mermiler girebiliyor. Ama burada eğer kontrolü elden kaçırırsanız o bütün ince ince işlemiş olduğunuz profesyonel oyunculuk serisi yerle bir olabiliyor. Gene de 7200 hasara ulaşıp bu oyunu çeviren en büyük unsurlardan biri oldu. Tabii ki düşman takım hata yapacak. Tabii ki siz de hata yapacaksınız. Önemli olan kimin bu hataları daha fazla sömürdüğü olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun her noktasında böyle. Ama Borask gibi çok oyun hakimiyeti, harita okuma yeteneği, mermi sayabilme, o topun kendi dinamiklerine hakim olabilme ihtiyacı içeren premium tanklarda çok dikkatli olun. Herkes seviyor diye, en iyisi görülüyor diye üzerine atlamayın. Yani bu gidip bir Ferrari alıp, yani Egea'dan inip Ferrari'ye binip ben bununla virajları çok daha iyi alırım deyip daha ilk bankette takla atıp uçmaya, daha sonra kaskodan perte çıkmayı beklemeye benziyor olabilir. Kendinizi rezil etmeyin efendim. Umarım anlatabilmişimdir bu premium tanklardaki dengesizliklere ve dengelere. Kendinize uyacak olanı almanızı tavsiye ederken artık oyun sonu sonuçları üzerinden de son notlarımızı söylüyoruz. As madalyası birçok görevle birlikte 310 bin kredinin 315 bin kredi geldiğini görüyoruz. Yalnız baktığımızda gene klasik düşmancılık ve takımcılık var. Yani 7000 hasarlara geldiğinde görülen şey takımdaki diğer oyuncuların çok fazla hasar veremedi. Ve o Kobra'dan, o yediğimiz Kobra'nın da düşman takımında en fazla hasar veren ismi olduğunu görüyoruz. Burada bakın 30 atışın 25'i isabetli, 22'si delmiş gözüküyor. Aslında dediğim kadar kaçmadı ama bence kritik noktalarda o atışlar kaçtı. Özellikle M103'e yapılan atışlar yapılmaması gereken şeylerdi. O diğer arkadan geçen Leopard'lar, gene Kobra'lar olabilecek durumlarda onlar Borask'ın top kontrolüyle alakalı sıkıntılarıydı. Detaylı rapora baktığımızda eksi 132.000'de olduğunu görüyoruz. Yani altın mermi attığınızda ve bunları bolca kullandığınızda neler olacağını bilin. Ama gerçekten Borask normal mermisine 190 mm civarı bir şey deldiğinden dolayı 300 metreden itibaren Tiger 2'leri bile yan zırhından delememeye başlıyor. Büyük sorun. O riski de alabilecek bir tank değil. Bu yüzden bunu bir premium tank olarak düşünürken kesenizi doldurabileceğinizi değil, sadece olduğunuz yerde sekebileceğinizi düşünün. Yani aslında bir premium tankın içindeki o hesaba katkıda bulunma, sizin bankanızı doldurma olayında bir etkisi yok. Tamamen sizin oyunculuk damarlarınızı doldurup iyi hissettirmeye üzerine, iyi oyuncu olduğunuzu yamama üzerine bir etkisi var. Belirli zaten premium tanklar bu şekilde, biliyorsunuz. Ama gene de eğer normal mermiyle kullanabilecek, azıksız ortamlara dalabilecek kadar cengaverseniz buna da para kazanmanız mümkün. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir farklı böyle bir bakış açısıyla kendimce yorumlamak istemiştim. Sevgiler ve saygılar diliyor. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.